Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse onunla alakalı olarak niyetlenin bakalım. Neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de arkadaşlar şunu söylemek isterim. Bu bir kolektife niyetlendiğim. Kapatırken herkesin hayrına olsun diye geçirdiğim, böyle bütün pozitiflikleri gerçekten niyetlendiğim bir durum yaşıyorum. Sizler de kendi yüreğinizden geçirdiklerinizi niyetlerin, bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hepimizin sıkıntıları bambaşka. Uyanı alın, uymayanı evrene gönderin diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakalım ne söyler bize burası. Müthiş bir karışıklığın içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Hesaplaşma, e, mahkeme bununla da bir şey olmalı. E, anahtarınız kancalı. E, bir insana çok net bakar mısınız? Burada küçültmüşsünüz. Siz zaten geleceğe doğru ilerliyorsunuz. Ama arkanızda bıraktığınız birisi var. Şimdi e, ve bu süreç şimdi Ağustos'u veriyor. Eylül'ü de veriyor. Eylül'ün 20'sinden sonra bazı sonuçları elde alacaksınız kurban dilemiş adak dilemiş gibi çıkıyorsunuz arkadaşlar önünüze bir dikiş makinesi işliyorum dediğiniz bir şey var bir insanla alakalı bir şey öğrenmiştiniz adeta karşı tarafı sarsıyor görüntüsündesiniz yani diyor ki bir haksızlığa uğramış yani aslında bir hesap sorma var burada hani yakasına yapışmak ya bunun e, Türkçe tabiri böyle yakasına yapışmış gibi görüyorum size hani bunun anlamını açıkçası şöyle değerlendiriyorum sizin hayatınızda bir şey durumu var. Bir insana kızma, bir insandan hesap sorma durumu var arkadaşlar. Çok net göstermiş zaten bunu. Biri haksızlık ettiği için de olabilir. Kimisi haksızlığa uğradığı için yapıyordur bunu. Ama kimisi de zaten yani öfke hali duyuyordur orada. Bir öfkelen neden tartaklama. Sonra zaten bir karşılıklı konuşma durumu yaşıyorsunuz. İyi ama kafanızdaki kapalılık veriyor. Yani siz ne kadar çok konuşursanız konuşun kafanızda bir kapanmışlık aşamayız diyorsunuz. Yani olumsuz bakıyorsunuz arkadaşlar burada mücadele gerektirecek bizi diyorsunuz. Senin yüzünden başıma şu geldi. Senin yüzünden senden ötürü. Şimdi ben burada çok net bir şekilde ileriye doğru gitmeyi düşünüyorum. Yani hamle yaptığınızı görüyorum. Bir plan kurmuştunuz. Ben seninle birlikte şunu şunu şöyle yapar isem o zaman böyle olur Planınız olmuş, geleceğe bir yatırım, geleceği düşünen bir akıllılık hamleniz olmuş burada arkadaşlar. Şimdi bu hamleyle alakalı ama iki kişi de tam önünüzde bekliyor. Ee, bu iki kişiyi tanıyorsunuz. Zaten size bağlı iki kişi olarak çıkmış. Sanki yardıma gelecekler gibi de arkadaşlar. Yani acaba sizin buradaki hamlenizi ee, diyelim. buradaki hamlenize evet biri büyük bunların ya biri akıl verdi size o yüzden onu uyguluyorsunuz ya da siz ona söylediniz ki ben bunu yapacağım diye o da dedi ki tamam ben burada bekliyorum seni baya gelecekten bekleme halinde sen şu hamleyi yap ben buradayım der gibi çıkmış şimdi o büyük olan kişi her kiminiz ise Arkadaşlar kafası da çok ya herkese bölünüyor ya çok yoğun biri. Şimdi orada direkt size yardım edecek olan insanın işinin çok olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu bir iş ise eğer sadece tek sorumluluğu ya da işte aşırı yoğun biri. Aşırı yoğun biri daha bunun ötesi yok. Sonra bazı laflar duyuyorsunuz bu iş olduktan sonra. Hatta daha da karışıyor zaten. Bence sizin geleceğe doğru attığınız o adımınız, kararınız, uygulayacağınız o durum sizin için neyse. Kimisi için iştir, kimisi için evdir. Neyse arkadaşlar bilmiyorum. Ama yani bu aradaki sizi bekleyen kişinin çok çevresi olduğunu, hatta bu olayın etrafınızca çok ciddi etki edeceğini, konuşulacak olduğunu söylüyor. Hani şey gibi bomba atmışsınız gibi yani bir bomba etkisi yaratılmış ve günlerdir de bunun içerisindesiniz. Yani sizi iş yerindeki arkadaşlarınız bolca konuşuyorlar biliniz. Hane içerisindeki insanlar bolca dedikodunuzu yapıyorlar biliniz. Yani burada yaptığınız bu hamle insanların gücüne gideni de var. Şimdi aslında çok da net temiz konuşanlarınız da var ama oldukça karışık. O yüzden hangisinin iyi niyetli hangisinin kötü niyetli olduğunu artık ayırt edemem ben der gibi görüyorum açıkçası sizi burada. 1, iki, üç kişi R. Ha ne güzel R yapıyorlar. Ha baya baya. Hani böyle şey var arkadaşlar. Ee, hani o öfkeyle bir şekilde çok daha kırıcı olmuşlar. Dedikodunuz büyük büyük laflarla yapmışlar. Ama sonrası yok sonrası sizin için artık şey pardon özür dilerim ama ben öylesine demiştim onu. Etrafınızda 200 insanlar da var arkadaşlar ya. Şimdi zaten bu 200 insanlarla da anladığım kadarıyla bir hesaplaşma süreciniz var. Ben hani daha şu an Ağustos'tayız. Eylül'de açılacak resmi adli tatil. Hani buna mahkeme de diyemiyorum açıkçası ama Tabii ki de belki de mahkeme ile alakalı bazı planlarınız vardır. Bazı görüşleriniz vardır. Onu bilemiyorum. O hesaplaşma görselleri çıkmış biriyle burada kafa kafaya vermişsiniz. Bir insan da zaten tam tepenizde ne konuşuyorsunuz acaba diyor. Laf vermeyin etrafınıza. İnsanlar bu karışıklıkta her türlü zarar verebilecek potansiyele sahip çıkmışlar. Bir S ve E harfini görüyoruz böyle birbirlerine ilişmiş. Şuradaki insanın sizden küçük olduğunu, sizin aslında gelecek planları yapmış olduğunuzu görüyoruz demiştim sonra zaten kademe, kademe, kademe. Ama siz net ileriye doğru ilerliyorsunuz. Birinci ve ikinci dalga gibi görünüyor. Ağustos'un işte bugün ayın 10'u. Neyse işte yani ilk 10 günündeyiz arkadaşlar. 20'si desek, 30'u desek oraya. İki kademede olacak yani bu. Siz Eylül ayında başlayacaksınız mücadeleye. İki gelişmeniz var önünüzde. Ağustos'ta iki basamağınız var sizin. İki konudan dolayı belki de böyledir. Bilemedim ama. iki durumu net yüzleşme, net konuşma. Birisini geride ardınızda bırakmaya çalışıyorsunuz. Eylül ayında şey gibi Arap saçını çözmeye başlamak gibi. Eylül ayında. İç içe geçmişler çok. Sadece tek bir hamle ve celseyle olacak iş değil bu. Birisi var önünüzde. Hatta şöyle bir yüzleştirme ortamı yaşıyorsunuz. Eylül ayında sen ve sen geç bakayım karşıma bir yüzleşme ortamı var arkadaşlar. İki kişi sizin önünüzdeler ve ikisi konuşuyor. Siz bakıyorsunuz ellerinizi bağlamışsınız. Hani vardır ya kollarını bağlayan haklılık duruşu. <laughs> e anlat bakayım sen de sen de sen bunu demişsin sen de bunu. Birilerini yüzleştireceksiniz. Sonrasında ters duran 3 kişi görüyorum. Bu yüzleşmede hakikaten az önceki bahsettiğimiz şuradaki görüşüklük var ya İşte bu yüzleşme arasında bugünkü konuşmaların arınma yüzleşmesi gibi. Yani aslında onların da ortaya dökülecek. Ortaya dökülecek onlarda. Yani arkadaşlar şöyle oluyor. Kimin dost kimin düşman olduğuna karşılaşma zamanı. Bunu bir beşli rakam veriyor. Sanıyorum 15-25'i gibi olacak. Ve bu hesaplaşma dört dürtüsü de buradan zaten sonlandığını görüyorum. Yani mahkeme ise ayın 20'si gibi olur. Evet, ama yüzleşme ise birçok şeyi artık netleştirmiş olursunuz. Ters duruyorlar insanlar ters. Sonra siz birisiyle kafa kafaya veriyorsunuz. Bildiğiniz bir biçer dövele Hani böyle tarlayı e, biçiyor gibi önünüzdeki o insanların engellerini kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Engel kaldıracaksınız siz. E, bu kişiler sizin hayatınızda neyi kısıtladılarsa geri alırsınız tek tek. Tek tek geri alırsınız arkadaşlar. Eylül bereketli olacak sizin adınıza söyleyeyim. E, çünkü içeride verebilmiş bir durumdasınız. Bu da sizin önünüzdeki engellerinizi aşmaya mücadele ettiğiniz anlamına gelir. Koca bir balina yine diyorsunuz burada. Evet bak dedikodularınızın çoğaldığını ama nazarla bağlantılı bir şekilde konuşulduklarını. Sizin arkanızdan artık yapılanlar. Bu biçer döver var ya bak görüyor musun? Burada çok net zaten kocaman gösteriyor. Büyük bir balina yakalıyorsun sen. Yani arkanda dökülen, arkanda saçılan, arkanda konuşulan ne varsa ortaya döküldüğünü bildiğin ne varsa ortaya saçılıyor artık. Koca bir balinanı yani balina dediğim büyük bir para kısmeti zaten üstüne çıkmışsın da gidiyorsun. Önüne açık iş tarafı çok kısmetli. Bütün hakkını alırsın. Bütün haksızlığa uğradığın noktada karşılığını alırsın. Hayatında gerçek oranda Para kazanabileceğin zaman dilimi Eylül ve sonrası. Evin içindeki yine bak buradan hatları da çok bariz vermiş ama konuları açar sorunu çözer olarak değerlendiriyorum. Çok konuşulmalar var çünkü ama bu konuşulmalar senin hayatında çok büyük bir şey diyemeyeceğim. Yani sen zaten aşmış olacaksın yüzleştirmeler yapacaksın arkanda konuşulanları ortaya dökeceğin için insanlar sadece bak bunu yapmış bak aslında bunu yaptırmış. Görüyor musun diyecekler. Yani aslında sizin gücünüz, iradeniz, karakteriniz, kaliteniz hatta konuşulur duruma gelirsiniz. Şimdi aşk tarafına baktığım zaman arkadaşlar <laughs> iki taraftan konuşma ve karşılıklı konuşma sonrasında aslında yönleriniz farklıymış gibi de yine de beraber devam etme sonunda kesinlikle iki kişinin tekrardan bir bir olmasını görüyorum. Ee, evliyseniz arkadaşlar çok aralıklı bir e, küsme olur yani çok kısa aralıklı yani böyle bir şurası boşluk veriyor ama sonrasında yine buluşuyorsunuz buradaki konuşmalar sonrasında bak devam eden bu konuşmalarla bağlantılı bir acı bağlarınız olur ama bu iş para kazancı, balinanız, büyük para büyük kısmet, muradınıza erersiniz bununla da neyse, şurada zaten net gözüm var, sen buradan buraya uzanıyorsun o parayı alacaksın, eşinle beraber devam eden bir düzgün yani böyle bir düzeyde gidiyorsun öyle bir e, sürecin var e, bu süreci de çok net benim gördüğüm şu ki e, bir süre sadece ya işinle odaklanacaksın ya da bu olaylar, konuşmalar alakalı birazcık birlikte görmüyorum. Belki de bir seyahat var orada. Ayrı yerlerdesiniz. Bilmiyorum. Ama sonrasında yine beraber olduğunuzu gösteriyor. Yani ayrılıksa da olsa kısa olur. Kısa soluklu olur. Uzaklaşma da olsa sadece iş seyahati olur. Siz önden gidersiniz. Eşiniz sonradan gelir. Tayinse de gibi bir şey var orada. Yani kısa aralıkla düzeniniz orada. Vermiş. Sonra beraberliğinizin tekrar olduğunu gördüğüm için de diyorum ki ha burada bir çift var ve ayrılmazlar. Kavga ise de barış Yani anlık geçici bir küslük olur. O kadar. Başka da bir şey görüyor değilim açıkçası arkadaşlar. Ama e, iş tarafınızdaki balina büyük. Yani siz büyük bir iş kurmak, büyük bir iş yakalamak oradaki iş büyük bilginiz olsun. Öyle küçük bir iş var diyemeyeceğim. Şimdi ben sadece görebildim aktardım. Hakkınızda hayırlı olan sizin olsun inşallah diyorum. Tabii ki de şunu da gitmek isterim. Sabahları ve akşamları iki bakımla karşınızda oluyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güzel yorumlarınız var. Beni müthiş motive ediyor. İyi ki varsınız eksilmeyin. Ben tabii ki de 3 senedir buradayım. Çünkü ilha, yani burada aldığım o ilham var ya. Burada aldığım o destek müthiş. Birinizin hayatına küçücük bir pozitif dokunuş sağlıyorsam ne mutlu bana. Dönüşleriniz ve yorumlarınızdan bunu, mesajlarınızdan bunu çok net söylüyorsunuz. Bu beni müthiş mutlu ediyor. O yüzden benim için burası da çok kıymetli. Falanın bittikten sonrasında sohbet halimin sebebi sizlerle aldığım etkileşim oluyor. O yüzden sizler de iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Eksilmeyin hep olun gerçekten. E, tabii ki de bugünkü derdinizi bilmiyorum. Umarım gerçekten herkes... Ee, şifa bulsun ee, bu şifada bir kere şunu söylemek isterim gerçekten biri yüzünden büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur bugün müthiş bir e, şey vardır aman Allah'ım ben bunu nasıl yaşıyorum ki dediğiniz büyük bir dert ama şunu unutmayın olur mu? Kimin yüzünden ne yaşıyorsanız yaşayın. Er geç tecelli edecek bir ilahi adalet var. O yüzden bedduaya sığınarak, beddua ederek şey yapmayın. Her şeyden önce ağzınızı negatif alıştırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben ilahi adalet tarafından cezalandırılacağını bildiğim bir sistem varken ne diye kendi enerjimi negatife boğayım ki diyorum. Bunu da sizi tavsiye ediyorum. Bedduadan ziyade ilahi adalete teslim etmenizi öneririm arkadaşlar. Size yaşattıkları ne ise yaşatanları bedduaya değil ama ilahi adalete. Şimdi tabii ki de bazen diyoruz ki yani biz herhalde yolun sonuna geldik. Bu kapı açılmayacak yani. Bu nasıl bir dert Allah'ım? Sıkıştık köşeye aslında öyle olmuyor. Bir şekilde bir şer diyoruz ama oradan bir hayır geliyor ve bu hayır da o şer sayesinde oluyor. İşte bunu sadece yarın görebiliriz. O yüzden umutsuz olmayarak <laughs> güçlü olmanızı öneririm. Nasıl dünküleri aşabildiniz? Bugünkülerde geçecek arkadaşlar. Sadece yağ sabır. Sağlığın yerindeyse gerisini halledersin. İnsanoğlu sağlığının ne kadar büyük bir zenginlik olduğunun idrakında değil dünya mücadelesinde dünyevi işlerle beraber tabii ki de anlayamıyoruz arkadaşlar. Oysa ki en büyük zenginliğimiz sağlığımız. O yüzden sağlığın yerindeyse kendine de ki ben bunu aşarım arkadaşım. Bunu geçireceğim, atlatacağım de inancın tam olsun. Umutsuz olma. Bir de herkes kalbinin ekmeğini yesin diye bir duam var benim. Kalbinizin güzellikleri sizin olsun en kısa zamanda arkadaşlar. Çünkü ben inanıyorum ki insanın zikri, fikri oluyor. Dolayısıyla da gönlünde geçirdiğin aslında ne varsa sen bunu telaffuz ediyorsun. Allah herkesin ekmeğini yedirsin gönlünden geçirdiklerinin diyorum. Gönlü güzel olanlardan olun. Karşılığını hemen alanlardan olun. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.